Merhabalar değerli canlar. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Rhein-Westfalia bölge temsilciliğinde bir cemevimizin daha yanındayız. Şu an Ziegen cemevimizdeyiz. Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti sınırları içinde bulunan Ziegen cemevimizde değerli yöneticilerimizle canlarımızla birlikteyiz. Yanımızda başkanımız, sekreterimiz ve ikinci başkanımız ve diğer üyemiz var. Bize kısaca cemevlerini tanıtmalarını rica edeceğiz kendilerinden. Kaç senesinde kuruldu Ziegen cemevi, üye sayısı ne kadardır, yaptığı çalışmalar, faaliyetler, etkinlikler ve ne gibi projeleri, hedefleri var önlerinde. Bunları anlatarak başlarlarsa sevinirim ve aynı zamanda da kendilerini tanıtarak. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli canlar, değerli dostlar, sevgili gençler, bizleri izleyen değerli seyirciler, hepinizi aşkın yazımla selamlıyorum. Biz Ziegen Alevi Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Ben Alevi Kültür Merkezi'nin başkanıyım. İşte yanımda ikinci başkan, sekreterimiz ve diğer yönetim kurulu arkadaşımız Tayfun burada. Şöyle söyleyeyim, biz 2006 yılında kurulmuş genç bir cemeviyiz. 2006'dan kurulduktan bir sene sonra 2007 yılında bulunduğumuz bu binayı satın aldık ve faaliyetlerimizi kendi binamızda yürütüyoruz. Ziegen'de Alevi Kültür Merkezi neler yapıyor sorusuna gelince, biz sırf tabii ki inanç bazında işler yapmıyoruz, aynı zamanda sosyal çalışmalar da yapıyoruz. Bu sosyal çalışmalar herkese yöneliktir. Özellikle biz Federal Almanya'da yaşayan Alevi Kültür Merkezi üyeleri olarak tüm Almanya'daki siyasal, sosyal, politik gelişmelere de duyarlılık gösteriyoruz. O uğurda da çalışmalar yapıyoruz ama ağırlık olarak biz göçmen işçiler yönünde çalışmalar yapıyoruz. Söylediğim gibi aslında çok uzun uzadıya ben bu konuları anlatabilirim ama söylediğim gibi fazla uzatmanın da anlamı yok. Başka sorunuz varsa onlara da cevaplayabilirim. Daha sonra da diğer arkadaşlarım birkaç kelime söylesinler. Eyvallah, muhabbetimiz aynı zamanda da devam edecek. Şu anda yanımızda cemevimizin sekreteri Dilek Boz canımız var. O da kendinden başlayarak kısaca cemevindeki faaliyetlerini anlatmasını rica edeceğiz. Buyurun. İyi günler, hepinizi selamlıyorum. Ben bu yıl katıldım yönetime. Daha çok yeniyim. Onun dışında daha önce gençlerle ve çocuklara dair çalışmalarımız oldu halk oyunları bazında. Ve bizim katkımız da bu şekilde daha yoğun olmasını rica ediyorum ve diliyorum gençlerden. Onun dışında sekreterlik görevimde Türk-Alman ilişkilerini daha çok pekiştirmeye çaba göstereceğiz. Çünkü siz de bildiğiniz gibi bu sürekli bir eksik oluyor. Konuşma esnalarında iletişim sorunları yaşanmasın diye bu ilişkileri biz derinleştirmek istiyoruz. Daha fazla yaşadığımız bölgenin insanlarını biz tanıtmak istiyoruz sonuçta. Yani biz Alevi Kültür Merkezlerinde ne yapıyoruz? Hangi sosyal faaliyetleri yürütüyoruz? Bundan önce de buna karşı bir çalışmamız oldu. Mart ayında ırkçılığa karşı burada bir festival yapıldı. Biz de buna dahil olduk. Bu şekilde hani yeni dönemde bir değişiklik yaparak yeni projelerle bazı şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz. Yani kısacası özümüzü, değerlerimizi, yolumuzu, inancımızdan da ödün vermeden yaşadığımız topluma da entegre olarak bir takım çalışmalar yapıyoruz diyorsunuz. Evet. Ve buna da yapmaya herhalde devam edeceksiniz. Evet, gayret göstereceğiz. Eyvallah. Şöyle isterseniz kısaca aslında biz yönetim kurulunu oluştururken işte biz 12. ayda genel kurulumuzu yaptık. Yeni bir yönetim seçtik. Dilek bacımız bize işte yeni yönetimde katıldı. Biz görev taksimi yaptık. Yani bu çok önemlidir. Yani koordinasyon, paylaşım aslında Dilek bacımızın bizim özellikle Alman kurumlarıyla iletişimi sağlamak. Yani aslında çok ağır bir görev üstlendi.
Bunu da başarıyla da götürüyor. Bir de kendinin söylediği gibi gençlik arasındaki iletişimi sağlamak tabii ki onları da yapıyor. Sağ olsun. Ben aynı zamanda hepimiz adına Alev Kültür Merkezi'nin adına teşekkür ediyorum. Genelde de söylüyoruz zaten. Yani Cem evlerine daha çok gençlerin sahip çıkması, burada yaşayan, burada doğup büyüyen gençlerin entegre olma adına daha da iyi faaliyetleri, çalışmaları var. Ama gençleri derneğe, önemli olan derneğe katabilmek, cem evlerine katabilmek ve buradaki çalışmalara katabilmek. Bu da size iyi, siz de buna bir iyi örneksiniz en azından. Arkadaşlar da destek sağlıyor. Evet. Ama Tayfun da sonra gençlik yönetimin başında onu biz tayin ettik. Evet. O da iyi bilgi verebilir. Hocalarımız da anlatacaklar zaten. Evet, yanımızda cem evimizin ikinci başkanı Mesut Ercan canımız var. Kısaca Mesut Ercan canımızdaki buradaki çalışmalardan, faaliyetlerinden, kendi hedefleri, projeleri nelerdir Cem evin? Onlardan bahsedebilirse seviniriz. Ben Mesut Ercan. 3 dönemdir yönetimdeyim. Bu işi severek, aşk ile yapıyoruz. Amacımız buradaki zaten bütün canlarımızın kendi inançlarından, kendi benliklerinden, kendi özlerinden uzak kalmadan her zaman kendi dilimize, dinimize, inancımıza sahip çıkarak bu işi yürütmek istiyoruz. Aynı zamanda bunun yanında tabii ki kültürel faaliyetler de yapıyoruz. Yapmak istiyoruz. Özellikle biraz önce belirttiğimiz gibi gençler, bütün bizim amacımız gençleri buraya kazandırmak, burada sürekli aktif tutabilmek. Amacımız, bütün şeyimiz onlar. Bunun yanında diğer üyelerimize de bütün elimizden gelen faaliyetlere çaba gösteriyoruz. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bütün amacımız kendi insanımıza. Zaten biz yabancılar olarak belli kısıtlamalarda Almanya'da yaşadığımız için bazı şeylerden uzak kalıyoruz. En azından kendi dilimizden, dinimizden uzak kalmayalım diye. Bütün amacımız bu. Evet, eyvallah. Yanımızda yönetim kurulu üyesi bir canımız daha var. Canımız da kendini yönetim kurulu içindeki görevinde söyleyerek sohbete başlarsa. Herkese merhaba demek istiyorum öncelikle. İsmim Tayfun. Yönetim kurulunda halkla ilişkiler bölümündeyim. Aynı zamanda gençlikle alakalı projeleri de ben yürütüyorum. Yeni bir gençlik örgütü kurma aşamasındayız. Aramıza yeni katılan gençler var. Üniversiteli gençler. Almancası daha yoğun olan, daha iyi olan gençler. Bunun dışında kaçırdığımız bir nesil var açıkçası. Bunu üzülerek söylemek istiyorum. Bu yüzden daha çok gençlerle beraber çocuklara yönelik. Mesela derneğimizin büyük bir arazi üzerine kurulu 2 katlı bir bina burası, bulunduğumuz yer. Bu alanda gençlere yer açmak istiyoruz. Çocuk alanları, çocuk parkımız zaten var ama yeterli bulmuyoruz. Bunu büyüteceğiz, bunu genişleteceğiz. Herkesin de söylediği gibi ve herkesin de bildiği gibi tek geleceğimiz gençler de, geleceğimiz çocuklar da. O yüzden asıl projelerimizi birinci olarak gençlere yönetmek istiyoruz. Bu konuda da tabii ki gençlerden destek bekliyoruz, yani katkı bekliyoruz. Söylemek istediklerim bunlar. Çocuklara da değindiniz. Aslında önemli bir noktaya da değindiniz. Yani, gençler şu an işin içindeler, aktifler ama kadro, örgüte kadro yetiştirme anlamında da çocuklardan da başlayarak yavaş yavaş peyderpey örgütte aynı zamanda da yönetici yetiştirme adına da güzel bir haber diyelim. Evet sevgili başkanım. Biraz da cemevimizden bahsedelim isterseniz. Ne kadar bir alana sahipsiniz? Kendi yeriniz mi, kiralık mı, üye sayınız, ya gelen yaşlı canlarımızın durumu nedir? Kısaca onlardan da bahsedersek iyi olur. Şöyle söyleyeyim, biz aslında çok eski olmayan bir örgütüz. Söylediğim gibi, başta da söylediğim gibi 2006 yılında kurulduk. İşte 200'ün üzerinde, 220 civarında üyemiz var. Şöyle söyleyeyim, aslında birinci jenerasyon bundan işte birkaç yıl önce bayağı lokalimizde olsun, ondan sonra cemlerimizde olsun aktiflerdi. Fakat öyle bir şey ki gelişmeler çok şey, bu birinci jenerasyonu yavaş yavaş kaybediyoruz. Onların aslında yokluğunu da çekiyoruz çünkü onlar bizlere tecrübeleriyle, bilgileriyle çok destek oluyorlardı. Maalesef bu koronanın da etkisiyle bir sürü canımızı da kaybettik. O konuda işte hayatını kaybeden canlarımıza da Allah rahmet diliyoruz. Hepsinin devirleri daim olsun. Şimdi birincisi o, ikincisi
şey işte burayı biz 2007 yılında aldık. Bura aslında eskiden kiliseye ait bir yerdi. Biz aldık. Aldığımızda aslında konum olarak çok iyi konum. Aslında geniş bir arazinin üstünde kurulmuşuz. Bu tabii ki eski bir binaydı. Bir sürü tabii yenilikler yaptık. İşte pencerelerini değiştirdik. Lambalarını değiştirdik. Dışarıdaki park yerinin olsun, ondan sonra bahçesinin olsun düzenleme işlerine falan giriştik. Söylediğim gibi bunlar bir anda olacak şeyler değil. Fakat bir avantajımız var bizim. Çok genç bir yönetim oluşturuyoruz. İşlerim de benim dışında. Hepsi genç. Sağımda solumda zaten oturan arkadaşlarımı görüyorsunuz. Bir tane de tecrübe olması gerekiyor yönetimlerde. Valla şimdi işte söylediğim gibi çok aktifler. Herkesin farklı şeyleri var. Marifetleri var. Alanlar. Biz de o alanları herkes işte biz de oralardan faydalanıyoruz. Demin söyledim işte Dilek bütün bürokrasi işlerini yürütüyor. Tayfun işte gençlik işlerini. Mesut sağ olsun diğer hem lokal işlerini hem diğer bağları kuruyor. İşte gereken neyse oralara yetişmeye çalışıyor. Ben de tabii başkan olarak yine elimden geleni yapıyorum. Söylediğimiz gibi yani bunlar özverili çalışmalar isteyen şeyler. Eğer inancımızın yaşamasını istiyorsak, devamlılığını, sürekliliğini olmasını istiyorsak, valla bu orada işte gönüllü çalışmaların sürmesi gerekiyor. Biz de bunu şimdilik yapıyoruz. Umarım tabii ki yani taşın altına herkes biraz elini sokarsa iyi olur. Umarım bizden sonra da arkadaşlar bu görevleri bizden devralırlar, sürdürürler diye düşünüyoruz. Onun için de işte gençlik çalışması, çocuklara yönelik çalışmalar çok önemlidir. Umarım devam eder. Son olarak şunu sormak istiyorum Sayın Başkanım. Bildiğim kadarıyla burası da Hessen ve Rheinland-Pfalz eyaletlerine de yakın bir yer olduğundan dolayı. Yani buradaki diğer cemevleriyle birlikte çalışmalarınız var mı veya olacak mı? Ne gibi bir diyalog içindesiniz? Ve bir de bulunduğunuz şehirde, Ziegen'de Alevi nüfusu, Alevi potansiyeli ne gibi bir durumda? Yani üye sayınızı çoğaltma durumunuz var mı? Son olarak da onlar. Şöyle söyleyeyim, biz Kuzeyren-Vesfalya'nın doğuya yönelik en son Kuzeyren-Vesfalya'nın şehriyiz. Hatta büyük şehriyiz. Evet. Biz demin de söylediğin gibi diğer iki tane eyaletinde arasında bulunuyoruz. Biz aslında hizmeti aslında bu üç eyalete de veriyoruz. Şöyle veriyoruz. Aslında üç eyaletten de bizim üyelerimiz var, katılanlarımız var. Ama esas verdiğimiz hizmet şey dede bazında. Bakın bizim çok değer verdiğimiz, çok bilgili, çok bilinçli bir dedemiz var. Bizim dedemiz bu üç eyalete de hizmetini sunuyor. Ve bu üç eyalet de bizim dedemizin hizmetinden faydalanıyor. O konuda da dedemize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Mehmet Şahin dedemiz Türkiye'den gelmiş, kendini yetiştirmiş ve burada da ABF'de eğitim görerek bu konuda bilgi ve görgü sahibi bir insan. Onu da söyleyeyim. Bu yani şey değil, bizim çevremizde Talyudun Şahit'e kadar olan çevreye biz hizmet sunuyoruz. Oralarda üyelerimiz de var. Başka bir soru daha sormuştum. Üye potansiyeli yani Alevi nüfusunun potansiyeli burada arttırmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki yani bir amaçlarımızdan bir tanesi ve sürekli üye artışımız oluyor. İşte yani pek öyle hafta sürmüyor ki yeni üyemiz. Mesela biraz önce beni bir işte vatandaşımız canımız aradı. Şey dedi, ben biraz sonra oraya geleceğim, size üye olmak istiyorum dedi. Yani şunu söyleyeyim, eğer hizmet verilirse, hizmet sunulursa bunun karşılığında insanlar sana katılıyorlar. Sana eşlik ediyorlar. Bu çok önemli. Şeye gelince valla sayısını bilemiyorum da bizim yörede Sivas
işte Erzincan ağırlıklı Alevilerin oluşturduğu bir bölge. Ama biz yani bunu söylemekle sakın anlaşılmasın. Yok. Yani genel olarak şimdi eski o göçmen işçiler döneminde biliyorsunuz işte eğer bir ailenin büyüğü bir yere konaklanmışsa herkes oraya toplanmıştı. O anlamda söyledik. Herhalde biz işte 1000-1500 arasında Alevi potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Valla üye sayımız daha da tabii çok daha da iyi olabilir ama şimdilik işte 200-250 arası üyemiz var. Yağımızla kavruluyoruz. Eyvallah. Orada bir şey söyleyebilir miyim? Yoksa... Geleceğim son olarak zaten son turları yapacağım. Sevgili Dilek Canımız da son olarak ne söylemek istiyor? Onun düşüncelerini de alalım. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Tek başına yol alınmaz. Birlik beraberlik içerisinde yol alınır. Bu birlik beraber içerisinde büyükten küçüğe herkes dahil olmalı. Ve eleştirilere de açığız. Gerekli yerlerde biz onları da düzeltebiliriz. Ama dediğim gibi her yeni yönetimde şansa da ihtiyacı var. Ben sadece şunu diyorum. Özel sorunlarla derneklerdeki, bütün derneklerde bu var. Kimse yoluna, birliğine, beraberliğine küsmesin. Yol birdir her zaman. Birlik içerisinde güzel günler de olacağını düşünüyorum ve çocuklarımıza biz örnek olmamız gerekiyor. En önemlisi bu. Eyvallah. Evet, biz sırayla böyle sizden de alalım son olarak düşüncelerinizi. Ben de şunu söylemek istiyorum. Gençlerin katılımıyla alakalı özellikle ailelerden rica ediyorum. Gerçekten gençlerini biraz daha bulundukları ilde, ilçede, semtte, köyde neredelerse bu tarz toplumlardan kaçırmasınlar, uzak tutmasınlar. Yani biz burada zorlanıyoruz gençleri toplayabilmek için. İstedikleri bütün faaliyetleri yapıyoruz. Sınırsız imkanları var. Para konusunda, alan konusunda ne isterlerse burada yapabilirler. Ama ona rağmen farklı şeyleri, dışarıları tercih ediyorlar. Alevi toplumu olarak asimile olmaya yakın bir toplumuz. Yani neredeyse birçoğu, özellikle Avrupa'da yaşayan Alevi gençlerin birçoğu Türkçe bilmiyorlar. Yani Türkçeyi konuşamıyorlar bile. Bu konuda ailelerin desteğini istiyoruz açıkçası. Evet, ben şu konuda değinmek istiyorum. Bütün biz zaten hizmetlerimizi yaparken üyemiz olsun olmasın. Yeter ki biz zaten 72 millete bir gözle bakan toplumuz. O yüzden bütün hizmetlerimiz bizim herkese. Üyemiz olsun olmasın. Biz bu konuda zaten ayrım yapmıyoruz. Ve insanlar bunu gördükçe Sayın Başkanımızın da dediği gibi zaten gelip bize oluyorlar. Bu da onların takdiri. Amacımız bütün herkese hizmet etmek. Bir de şu konuda üyelerimizden sizin aracılığınızla bir ricam olacak. Bizler faaliyetlerimizi yaparken bütün canlarımız için, bütün üyelerimiz için faaliyetlerimize üyelerimizi burada görmek bizleri daha da onurlandırıyor, daha da bizlere şevk veriyor. O yüzden üyelerimizden ricalarımız bütün faaliyetlerimize ellerinden geldiği kadar katılırlarsa bizler de aynen. Bizim ödülümüz de bu. Bu bize daha şevk verir, daha da önümüzü açar. Hizmetimizde daha da ileriye gideriz. En son o zaman başkanım şununla bitirelim. Bugün burada Kuzeyren Vesfalya Bölge Temsilciliği'nin Cem Evleri Bölge Toplantısı var. Onunla ilgili yaptığınız hazırlıkları veyahut da sizin Cem Evi olarak bölge yönetiminden de istedikleriniz varsa veya görüşleriniz, öneriniz onları da buradan paylaşırsanız sevinirim. Şöyle söyleyeyim, aslında biz kurulduktan bu tarihe ilk defa bölge yönetimi bizim burada toplanıyor. Yani bu bizim için övünç verici bir durum. Tabii biz şimdi bölgedeki bütün başkanları, başkan yardımcılarını, bölge sorumlularını, ABF'nin yönetimini burada ağırlamak için vallahi çok neredeyse bir haftadır, 10 gündür bir yoğun çalışma içerisindeyiz. İşte sizleri daha iyi nasıl ağırlayabiliriz diye. Umarım daha başlamadı. Saat 2'de başlayacak. Umarım söylediğim gibi bu verdiğimiz hizmetler karşılık görür. Umarım sizler de bizlerden memnun ayrılırsınız. Bu bizim için çok önemliydi. Çok önem verdik biz bölgenin burada toplanmasına. Çünkü
Biliyorsunuz NRB'nin en, yani Kuzey Rhein-Westfalia'nın en son şehri biz olduğumuz için aslında biraz kenarda tutuluyormuşuz gibi geliyordu. Ruhr bölgesine bakarak, çünkü biliyorsunuz yabancıların ve Alevlerin yoğun yaşadığı yerler Ruhr bölgesi, işte o büyük şehirler Dortmund'u, evet. Düsseldorf'u, Duisburg'u falan. Bizler de şimdi işte kendimizi burada şeylere, ne bileyim, büyük şehirlere biraz daha kendimizi göstermek için çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Umarız hoşunuza gider. Evet. Yani teşekkür ediyoruz. ABF şeyin, bizim bölge yöneticisinin, yöneticilerinin bize bu fırsatı verdiği için sağ olun. Eyvallah. Evet değerli canlar, Zigen Cem evimizdeki muhabbetimiz, sohbetimiz de bugün böylelikle burada sona eriyor. Bizler de sevgili Hüseyin Uçak Başkan nezdinde yeni yönetime başarılar diliyoruz. Kendilerini kutluyoruz. Yolları açık olsun diyoruz. Eyvallah. Sağ olun.